toplam kişi sayısına x diyelim. 36'yı x'e bölerek paylaşacaklardı. Ancak misafirler ödemediği için 36'yı x 3'e böldüler. Aradaki fark da 1 oldu. Burada payda eşitleyecek olursak x ile bunu da x eksi 3 ile çarparız. Üst tarafta 36 x oldu. 36 ile x 3'ü çarparız. 36 x eksi parantezi açtığımız zaman eksi 36 x artı 108 olur. Alt tarafta da x çarpı x eksi 3'tür. Eşittir 1 olur. Bunlar sadeleşir. Buna göre x çarpı x eksi 3 eşittir 108'dir. Burada kişi sayısından bahsettiğimiz için pozitif değerler tam sayılar var. x'e burada 12 verirsek 12 çarpı 9 108 olur. Buna göre 12 olduğunu bulabiliriz. Bir diğer yaklaşımda şudur. X kişi var. Ödedikleri para da A olsun normalde x çarpı a ödeyeceklerdi. Ancak 1 lira fazla ödediler. Kaç kişi ödedi bunu? x eksi 3 lira ödedi. Normalde ödedikleri para bu. Eşittir diyebiliriz burada. Parantezi açarsak x çarpı a artı x eksi 3a eksi 3 oldu. Sol tarafta x çarpı a'dır. Bunlar sadeleşince x eşittir. 3a artı 3 bulduk. Ödedikleri para burası 36 olduğuna göre x yerine 3a artı 3 yazarız. 3 parantezinde a artı 1 çarpı a eşittir. 36 oldu. 3 ile 36 sadeleşir. 12 olur. Bu sefer de ardışık iki sayının çarpımı 12 olduğuna göre 3'e 4 diyebiliriz. A'yı 3 bulduktan sonra yerine yazarız. Yine 12 çıkar. Sonuçta doğru cevap C seçeneğidir.